Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere toplumcu eğilimleri yansıtan şiir anlayışı ile ilgili 5. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçı adı getirilmelidir? Toplumcu gerçekçi çizginin ivme kazanmasında özendirici rol oynaması bakımından onun önemli bir yeri vardır. Nazım Hikmet şiiri ses yapısı, içerik ve imge düzeniyle onun şiirinin en büyük kaynaklarından biridir. 1941 yılından itibaren toplumcu kuşak içinde eserlerini vermeye başlayan nokta nokta halk şiirinden de büyük ölçüde beslenir. Savaşlar, özgürlük konuları, her aşamada görülen sömürü düzenleri ve kapsayıcı bir nitelikteki insan sevgisi bu dönem şiirlerinin ana izleklerini yani temalarını oluşturur. Duvar şiiri toplumcu gerçekçi dönemin en karakteristik örneklerinden biridir. Duvarda 2. Dünya Savaşı sırasında idam mangalarına tanıklık etmiş iki duvarı kişileştirerek konuşturur. Peki arkadaşlar bu sanatçı kimdir? Bakın bu sanatçı şiirlerinde Nevin Yıldız ve Beteroğlu, senaryolarında ise Ali Kaptanoğlu imzasını kullanır. İlk şiiri ise Balıkçı Türküsü'dür. Yine arkadaşlar Cahit Sıtkı'nın 35 yaş şiiriyle birinci olduğu yarışmada bu sanatçı Cebbaroğlu Mehmet şiiriyle ikinci olarak ödül kazanmıştır. Şairliğinin anlaşılması için de öncelikle sinema tutkusunun anlaşılmasını ister. Dekor, çevre ve zaman sürekli bir değişim halindedir onda. Sadece özel getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanır. Bunun haricinde şiirlerinde noktalama işaretleri ve büyük harfleri kullanmamıştır. Dikkat çekme, hayatın karmaşıklığını şiire yansıtma ve özgün olma çabası içerisinde olan şair, unutulmaya yüz tutmuş kelimelere, Fransızca ve Almanca kelimelere şiirlerinde yer vermiştir. Mavi akımın içerisinde yer alır aslen. Yeni Edebiyat Vurgunculuğu başlıklı polemik yazısında ise garipçilerin ismini vermeden onları bob stiller olarak adlandırmıştır. Arkadaşlar bu sanatçı genellikle kahramanlık, kavga, barış, özgürlük, insan sevgisi, bunaltı, yalnızlık, aşk, umutsuzluk gibi temalar işlemiştir. Yine Türkçenin imgelerle yüklü somut bir dil olduğunu gösteren ya da düşünen sanatçı eserlerinde soyut ifadelerden kaçınmıştır. Halk deyişlerine, yer yer argo ifadelere yer veren bu sanatçı 1950 yıllardan sonra ise eleştiri yazıları ve senaryolar yazmıştır. Bu sanatçının eserlerine bakacak olursak Duvar adlı eserini söyleyebiliriz. Yine bu sanatçının Sisler Bulvarı adlı eseri de çok önemlidir. Hatta bir şiir kitabı var. Ben Sana Mecburum adlı şiir kitabı arkadaşlar büyük bir beğeniyle okunmuştur. Bu ve bunun gibi birçok eserin sahibi olan sanatçı sizin de tahmin ettiğiniz gibi Atilla İlhan'dır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru, yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçı adı getirilmelidir? Gençlik yıllarında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Cahit Sıtkı Tarancı'nın etkisinde şiire başlayan, Nazım Hikmet'in etkisiyle toplumcu gerçekçi şiir anlayışını benimseyen, nokta nokta şiirlerinde Anadolu insanının her türlü sorunları ve beklentilerini dile getirmiş, en çok da hapishane atmosferi, özgürlük, dayanışma, özlem, umut, korkusuzluk, çaresizlik, halkın çilesi, baskılar, yiğitlik, sevda, özgürlük, başkaldırı gibi konu ve izlekleriyle Doğu Anadolu'nun yerli bölgelerini işlemiştir. Şiirlerinde efsane, halk hikayesi, türkü, ağıt ve masalların hem içli hem de gür sesi ve özüyle beslemiştir. Tek şiir kitabı olan Hasretinden Prangalar Eskittim'de yer almayan şiirleri Yurdum Benim Şah Damarım adıyla 2003'te yayımlanmıştır. Arkadaşlar, bu sanatçı Nazım Hikmet'in etkisiyle şiire başlamış olan, aynı zamanda koçaklama tarzında yazdığı şiirleriyle adından söz ettiren bu sanatçının şiirlerinde ritim ön plandadır. Sürekli ezilenlerden ve ezilen insanların kardeşliğinden bahsettiğini görüyoruz. Aynı zamanda bu sanatçının şiirlerini Cem Karaca ve Ahmet Kaya da bestelemiştir. Bu sanatçı Atil İlhan değil, Atıoğlu Behramoğlu değil, Rıfat Ilgaz değil, Can Yücel değil, tabii ki Ahmet Arif'tir. Çünkü Hasretinden Prangalar Eskittim adlı eser bu sanatçınındır. Bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru,
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçı adı getirilmelidir? Asıl mesleği doktorluk olan nokta nokta Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının ilk kuşağındandır. İlk şiirlerinde halk şiir geleneğine bağlı olarak hece ölçüsünü kullanmış, 1940'tan sonra toplumcu şiire bağlı olarak serbest şiir tarzında yazmaya başlamıştır. Genel olarak toplumcu ve Marksist şiir anlayışını benimsemiştir. Şiirlerinde Kemalizmi, halkın yaşama savaşını, özlemlerini, hayal kırıklıklarını, Anadolu'nun mahalli rengini, sıkıntılarını, hasta çocuklarını, çocuk sevgisini, hümanizmi, bağımsızlığı, tabiat sevgisini, geri kalmışlıkla mücadele işlemiştir. Kızamık Ağıdı, Bağımlılık Gülü, Dünyanın Bütün Çiçekleri ünlü şiirler arasındadır. Bir Çocuk Bahçesinde, Bağ Bozumu Sofrası, Çocuklar Gemisi, Yanık Hava, Haziran Defteri, Yurdumdan, Bağımsızlık Gülü, Sakarya Meydan Savaşı, Buğday Kadın, Gül ve Gökyüzü şairin şiir kitapları arasında yer almaktadır. Arkadaşlar, bu sanatçı da hayatıma yansıyan her şeyi şiire sokmaya çalıştım diyen, edebiyata şiirle başlayan, Ankara'da doktorluk yapan, merhametli, Ankara'nın fakir sokaklarındaki mahallelerindeki insanlara sağlık hizmeti götüren ve Köy Öğretmenine Mektuplar adlı şiiriyle Türk Dil Kurumu tarafından ödül kazanan bu sanatçı Ahmet Arif değil, Can Yücel değil, Rıfat Ilgaz değil, Aziz Nesin değil, Sakarya Meydan Savaşı adlı eserin sahibi, Yapay Destan'ın sahibi Ceyhun Atıf Kansu'dur. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçı adı getirilmelidir? Modern şiirimizde hice ustalarından biri olan nokta nokta dil bakımından tam bir özgürlüğü benimser. Şiirlerinde argo, küfür ve müstehcen sözlere yer verir. Edebiyatın edepli bir şey olmadığını savunur. Manzum vasiyetnamesinde dua istemediğini ve ölüm bir eşek şakasıdır ifadeleri alaycı tavrını açıkça gösterir. Şiir görüşünü, şiir yaşanılan dünyada umutsuz nesneler içinde bir umudu bulmak, deli olan bu dünyada tek akıllılığı, uslanmayan akıllılığı anlatmaktır sözüyle özetler. Toplumcu sanat anlayışına uygun olarak yaşanabilir bir dünyayı anlatmaya çalışır. Kayıp çocuk, her şey sende gizli, hayatta ben en çok babamı sevdim ve eğer ünlü şiirleridir. Sevgi duvarı, yazma, can feda, mekanım datça olsun, güle güle seslerin sessizliği, rengahenk, çok bir çocuk şairin şiir kitapları arasındadır. Şimdi arkadaşlar, bu sanatçıya baktığımızda çeşitli dergilerde şiirlerinin yayımlandığını görüyoruz. 1950'de basılan ilk şiir kitabı Yazma'da, Yazma adlı eserinde toplanmıştır. Uyaklı söyleyiş ve coşkulu anlatım ile geleceğe umutla baktığı görülmektedir sanatçının. Yine kara mizah ögelerini şiirlerinde, eserlerinde bolca kullanmıştır. Şiirin yanı sıra Lorca, Shakespeare, Brett gibi önemli yazarlardan tiyatro ve oyunlar da çevirmiştir. Dünya şairlerinden serbest biçimle ama başarılı şekilde yaptığı çevirilerin ise Her Boydan adlı şiir kitabında bir araya getirmiştir. Peki bu sanatçı kimdir arkadaşlar? Nazım Hikmet değil, Rıfat Ilgaz değil, Atıl İlhan değil, Aziz Nesin değil. Bu sanatçı arkadaşlar argo, küfür ve müstehcen sözlere şiirlerinde fazlaca yer veren ve Mekanım Datça Olsun adlı eseriyle ünlenen kişi Can Yücel'dir. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 1940 sonrası toplumsal gerçekçilik anlayışına bağlı bir şair olarak eşitlik, özgürlük, işsizlik, ekmek kavgası, siyasal ve bireysel zorbalığa karşı çıkış, emeğe ve emekçiye saygı gibi konuları toplumcu bir dünya görüşü açısından işlemiştir. Toplumcu gerçekçilik anlayışının hakim olduğu dönemde kavgacı ama barışçıl ve insancıl yanı ağır basan şiirler yazmıştır. Nazım Hikmet'in etkisinde kalmıştır. Sanat kaygısının hakim olduğu dönemde sürrealist akımından etkilenerek dolaylı anlatıma ve imgelemeye dayanan bir şiir anlayışı ortaya koymuştur. Günden Güne, İstanbul Bulutu, Kedi Aklı, Saat 8'i Geç Vurdu, Alıcı Kuş, Seslerin Ayak Sesleri, Ölüm Yok Ki, Ay Ayakta Değildi, Yoksulduk, Dünyayı Sevdik sanatçının şiir kitapları arasında yer almaktadır. Şimdi arkadaşlar, bu sanatçı henüz 15 yaşındayken şiir yazmaya başlıyor ve Harika Çocuk ünvanıyla
anılmaya başlanıyor. Bunu da yine toplumcu gerçekçilerden Hasan İzzettin Dinamo arkadaşlar okulunda ziyaret ederek bu sanatçıya destek vermiş ve ünlenmesini sağlamıştır. Bunun dışında bu sanatçı İstanbul Bulutu adlı kitabıyla da Yeditepe Şiir Armağanı ödülünü kazanmıştır. Aynı zamanda şiirlerinde Ece Ovalı, Arif Hüsnü gibi mahlaslar kullandığını görüyoruz. Bu sanatçı kimdir arkadaşlar? Ahmet Arif değil, Kemal Özer değil, Atil İlhan değil, Rıfat Ilgaz değil. Tabii ki Arif Damar'dır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçı adı getirilmelidir? Marksist şiir anlayışını benimseyen nokta nokta toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerindendir. Kavel, Kızılırmak, Temmuz Bildirisi adlı şiir kitaplarıyla toplumcu şiire yeni örnekler vermiştir. Eserlerinde köylü, çiftçi gibi kırsal kesimin insanları ile işçi sınıfının yaşamlarını ele almıştır. Kendine özgü şiir anlayışıyla çağdaş bir Pir Sultan Abdal olmayı arzulamış, halk şiirinin yergi ve mizah ögelerini başarıyla kullanmıştır. Mizahi ve yergili anlatımla sömürü, grev, barış, savaş, özgürlük, aşk, tabiat, kapitalizm, işbirlikçilik, emekçi, halkın yaşamını anlatmıştır. Kızılkuğu, Acıyı Bal Eyledik, Kavel, Kızılırmak, Temmuz Bildirisi, Acılara Tutunmak, Işıklarla Oynamayın, Kandan Kınaya Yakılmaz Şiir, Bıyıklar Konuşuyor, Öhö, Madein Türkiye gibi manzum hikaye türündeki eserleri arasındadır. Arkadaşlar bakın bu sanatçının bütün özellikleri burada verilmiş. Toplumcu gerçekçi olan bu sanatçı Kavel, Kızılırmak, Temmuz Bildirisi, aynı zamanda Kızıl Kuğu adlı eserleriyle ön plana çıkan Hasan Hüseyin Korkmazgil'dir. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. soru. Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının en güçlü şairlerinden biridir. Romantik ve egzotik özellikler taşıyan ilk şiirlerinde Cahit Saffet imzasını kullanan sanatçı, daha sonraki şiirlerinde ise kötümser, öfkeli bir söyleyişle toplumsal bozuklukların eleştirisine yönelmiştir. Bu nedenle toprak emekçilerini, küçük memurları, kendini satan kadınları, yoksulları, geçim sıkıntısı çeken insanları, kısaca yaşam güçlükleri altında acı çeken insanların çırpınışları yansıtmaya çalışmıştır. Sanatçının şiir kitapları arasında Bu Şehrin Çocukları, Rüzgarların Konuşuyor, Ortalık, Irgad'ın Türküsü yer alır. Arkadaşlar en önemli eserlerinden birisi nedir? Irgad'ın Türküsü'dür. Şimdi Ahmet Arif olamaz, Cahit Saffet imzasını kullanmıyor. Bu eserlerde onun değil. Kemal Özer de olamaz, bunu da eledik. Atil İlhan hiç olamaz, bunu da eledik. Rıfat Ilgaz da olamaz arkadaşlar, bunu da eledik. Bu sanatçı kimdir? Cahit Saffet, Cahit Irgad arkadaşlar. Aynı zamanda Irgad'ın Türküsü adlı eserin sahibidir. O yüzden cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 8. soruya. Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öğrencilik yıllarında 1942'de şiir yazmaya başlayan, vezinli ve kafiyeli tarzdaki geleneksel tarzda kaleme aldığı ilk şiirlerinden sonra yeni şiirin imkanlarından yararlanarak toplumsal gerçekçi şiire yönelmiş ve o dünya görüşünün şiirlerini yazmıştır. Toplumsal acılar karşısında duyarlı bir insanın tepki ve baş kaldırmalarını yansıttığı şiirleri zaman zaman yüksek sesle ve kalabalıklara okunmaya elverişli şiirlere dönüşür. Tomurcuk, Gider Aya, Nice Kaygılardan Sonra, İzmir'in içerisinde Amerikan Neferi, Halk Orduları, Acılar Dönemi, Bir Yürekten, Bir Yaşamdan, Ökselerin Yöresinde, İhtiyar Yüzyıla Şiirler sanatçının şiir kitaplarıdır. Şiirin yanında edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla da tanınmıştır. Arkadaşlar bu sanatçı ilk şiirlerinde şekle önem vermiş ve kafiyeli, ölçülü, lirik şiirler yazmıştır. Bu dönemdeki ürünlerini ise burada ifade edilen bakın Tomurcuk adlı kitabında topladığını görüyoruz. Yine Zevklerin ve Hülyaların Şiirleri adlı kitabı da önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda şiirleri duyarlı ve söyleyiş ustalığını belli eden kitleler önünde yüksek sesle okunmaya elverişli toplumcu gerçekçidir arkadaşlar. Bu sanatçı kimdir? Tabii ki Şükran Kurdakul'dur arkadaşlar.
Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.